Merhaba teknoloji tutkunları. Bugün sizlerle Xiaomi'nin Redmi Note 8 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle kutu içeriğinden bahsetmek gerekirse kullanım kılavuzu, garanti belgesi, şarj adaptörü ve şarj kablosunun dışında ürün içerisinden sadece bir telefon koruma kılıfı çıkıyor. Koruma kılıfı tıpkı Redmi 8'de olduğu gibi son derece kaliteli ama hani basit bir kılıf olduğunu söylemek mümkün. İleriye doğru muhtemelen sararma yapacaktır. Ama şurada Xiaomi'nin orijinal logosunun bulunduğu, Xiaomi'nin işte Design by Xiaomi diye yazan hani orijinal bir kılıf bizleri karşılıyor. Bunun dışında maalesef bu ürün üzerinde tıpkı Redmi 8'de olduğu gibi bir kulaklık çıkmıyor. Hani kulaklıklı mikrofon niye çıkmıyor kısmına gelecek olursak açıkçası ben çıkması taraftarıydım. Çıkmaması beni bu bağlamda biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ama şöyle de bir düşünce var. Şimdi malum zaten artık Bluetooth kulaklıklar var. Bunların dışında gerçekten kaliteli ses çıkışı veren mikrofonlu kulaklıklar var. Hani bunlara sahip olan biri zaten kutu içerisinden çıkacak olan kulaklığı kullanmaz düşüncesiyle muhtemelen koymuyorlar ama yani yine de konulsa iyi olurdu. Bunların dışında dostlar kutu içeriğini geçtikten sonra dilerseniz ürünü öncelikle bir tasarım olarak değerlendirmek istiyorum. Ürünün tasarımını beğendim. Yani genel itibariyle şurada cam bir yüzeyi var. İşte plastik gibi görünen, cam gibi görünen, daha doğrusu sanki mika gibi bir yüzeyi var. Yanar dönerli bir yüzeye sahip. Renk olarak ben bu mavi rengi sevdim ama maalesef çok fazla parmak izi bırakıyor. Zaten hani bu ürünü kılıfla kullanmak daha mantıklı. Arka tarafa konuşlandırılmış, tam merkeze konuşlandırılmış bir parmak izi sensörü var ki bu parmak izi sensörü gerçekten işe yarıyor. Çabuk algılayabilen bir parmak izi sensörüne sahip. Bunun dışında yüz tanıma teknolojisi de var ki özellikle iPhone 11'lerdeki yüz tanıma teknolojisi evet genel olarak güzel olsa da eğer yüzü tanımadığı zaman mecburen şifre girmeniz gerekiyor ama bu üründe parmak izi, yüz tanıma yoksa bile parmak iziyle yani yüz tanımanın devreye girmediği dönemlerde parmak iziyle de rahat bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Fakat ürünü 72 saatte bir yeniden başlatmanız gerekiyor ya da 72 saatte bir şifreyi giriyor olmanız gerekiyor. Çünkü süre uzun oldukça yani 72 saat sonrasında sizden şifre istiyor garip bir şekilde. Hani bunu fark ettim. Bunun dışında yine tasarımdan devam edecek olursak arka tarafta burada ne kadar net görüyor bilmiyorum ama şu kısmı yani şu kamera çıkıntısını açıkçası çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Tamam biz ürünün arka tarafına kılıf taktığımız zaman bir hayli hani kalın bir kılıf olduğu için burayı mümkün olduğunca çukurlaştırıyor. Yani mümkün olduğunca kamufle ediyor. Ama yine de herhangi bir darbe, herhangi bir yani uzun kullanımda sağa sola biraz fazla takılacak gibi görünüyor. Gerçi iPhone'lar da dahil neredeyse bütün cihazların kameralarında bu çeşit çıkıntılar var. Hani bunu çözmenin belki bir yolu olabilir mi? Zor ama işte yapacak bir şey yok. Bunun dışında kamerayla ilgili zaten düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım ama öncelikle şu tasarım olayını tamamen bitirmek istiyorum. Ürünün ekran gövde oranını sevdim. Hani gerçekten güzel bir ekran gövde oranına sahip. Yani özellikle beyaz fonlarda kendisini gerçekten güzel belli ediyor. Hani şuradaki şu çıkıntılar yani şuradaki şu çerçeveler pek olmasaydı belki bir tık daha iyi olabilirdi ama yine de bence kabul edilebilir ölçülerde. Genel itibariyle ürünle ilgili söyleyebileceğim başka bir artısı ya da eksisi üründeki şurada yer alan home tuşu işte back yani geri tuşu home tuşu gibi tuşları yok edebilecek bir şey bulamadım. Eğer varsa arkadaşlar açıklamalar kısmında belirtirsiniz ama ben şurayı bir türlü gideremedim. Bunun dışında bu ürün çift sim kartlı. Çift sim girişli olduğu için de bana göre çok çok iyi. Çünkü özellikle iki telefonu bir arada kullanmak isteyenler için bence çok mantıklı ve çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü neden diyecek olursanız hani eğer arzu ederseniz çift uygulamaları da bir arada çalıştırabiliyorsunuz. Yani iki tane WhatsApp'ınız, iki tane Facebook'unuz, Instagram'ınız vesaireniz olabiliyor. Mail adresleriniz olabiliyor. Artı şöyle bir güzelliği var. Bu uygulamaları isterseniz iki ayrı telefonmuş gibi de kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki sizin bir iş yeri hattınız var. Bir normal hattınız, bir özel hattınız var.
arzunuza göre iki menü arasında geçiş yaparak mesela işe giderken iş yeri hattınızı aktif hale getiriyorsunuz. Tabii bu arada normal aramalarınızı da, normal mesajlarınızı da alabiliyorsunuz ama tamamen iş yeri arayüzünüz sizin karşınıza çıkıyor. Hani herhangi bir şekilde sizin dışınızda başka birisine telefonu göstermek istediğinizde ya da verdiğinizde hani iş yeriniz dışında herhangi bir özelinizle ilgili bir bilgi karşı taraf göremiyor. Hani isterseniz işte albümünüz olabilir, çeşitli evraklarınız olabilir, girdiğiniz işte sosyal medya hesaplarınız olabilir. Hani bunu herhangi bir şekilde ikinci bir kişi göremiyor. Bu güzel bir özellik bence. Aynı özellik Redmi 8'de var mıydı? İnanın hatırlamıyorum ve hani dikkatimi çekmemişti. Ama bu üründe var olmasını gerçekten sevdim. Bunun dışında dostlar şunun da ayrımını yapmış olayım. İsterseniz çift sim yani çift simi de kullanabilirsiniz. İsterseniz hani bu az önce bahsettiğim gibi iki ayrı arayüzü de kullanabilirsiniz. İsterseniz tek bir arayüz üzerinde devam edip birden çok çift uygulamayı da kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir ayrım var. Eğer ki çift uygulamaları kullanıyorsanız bir 5 uygulamadan sonra cihaz biraz sapıtmaya başlıyor. Takılır gibi oluyor. Menü geçişlerinde hafif hafif donmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Hani bunu özellikle belirtmiş olayım. Bunun dışında yani bu kısmını sevmedim. Sanki bu kısımda evet iki ayrı telefon gibi ama belli bir noktadan sonra sanki biraz zorlanıyor gibi hissediyorum. Bu arada bu üründe 6 GB'lık bir RAM imkanı var. 128'lik bir dahili depolaması var. Ürünün parlaklığını gerçekten sevdim. Yani hakikaten son derece parlak bir ekranı var. İstediğiniz gibi güneşe çıkın, güneşte gezin. Hiç fark etmiyor. Yani şu anda mesela iki tane ışık var. Hani oldukça büyük ışıklar var ve onlarda bile görüntü kalitesi neredeyse hiç bozulmuyor. Aynı zamanda mesela Redmi 8'de işte YouTube videoları ile ilgili sizlere bir ayrıntıdan bahsetmiştim. Hani ben bu videoların tamamen bütün ekranı kaplamasını isterim diye. Bakın burada şu reklamı atlayalım. Burada da maalesef aynı durum söz konusu. Yani şurada şu siyahlıklar söz konusu ama tabii büyüterek de bunun önüne geçebiliyorsunuz. Tabii büyüttüğünüzde şu alt taraflarda bir şeyler varsa eğer gidebiliyor. Hani buna bir çözüm getirilmesi lazım. Ancak incelediğim işte Huawei'in P30 Lite gibi modellerinde de işte Samsung'un yine bunun gibi sınırsız ekran diye geçen modellerinde de maalesef bu takım sıkıntılar hani var. Hani bunların herhangi bir şekilde bir çözümünü açıkçası bulamadım. Şöyle yaptığım zaman fark ettiyseniz grafikler bozulmuyor da hani ekrandan kırpıyor, ekran gövdeden kırpıyor. Her neyse dostlar bunun dışında ürünün ısınması ile ilgili size düşüncelerimi paylaşayım. Aşağı yukarı ben bu ürünü bir 15 günden beri kullanıyorum. Ve hani üründe oyun oynarken olsun, internette gezinirken olsun, film, video vesaire izlerken olsun, en ufak bir takılma, donma, kasma, ısınma, hani böyle beni rahatsız edecek derecede bir ısınmayla karşılaşmadım. Tabii donma, kasma vesaireyle de karşılaşmadım. Hani ondan da bahsetmiş olayım. Sadece dediğim gibi hani 5'ten fazla özellikle çift uygulamaları açtığınız zaman hafif donmalar, kasmalar oluyor. Onun dışında pek bir şeyle karşılaşmadım. Şimdi buraya kadar güzel. Ürünün sevdiğim özellikleri tamam, okey. Ama bu üründe sevmediğim bazı özellikler var. Şimdi bu ürün 48 megapiksellik bir kameradan bahsediyor ki şurada da zaten kameranın hemen altında da evet diyor ben 48 megapikseli destekliyorum diyor. Evet bu çok güzel. Kameraya girdiğimiz zaman kamerada da zaten burada çeşitli çekim modlarını görebiliyoruz. İşte ağır çekimdir, kısa videodur, normal videodur, fotoğraftır ve 48 megapiksel olarak ayrı bir kısmı var. Tamam, çok güzel. Hani buraya kadar her şey iyi ama bakın 48 megapikselle zoom yapmak istediğimde bana zoom yaptırmıyor. Bunun dışında normal hani fotoğraf çekerken evet zoom yapabiliyorum ama 48 megapiksele aldığımda herhangi bir şekilde zoom yapamıyorum. Aynı durum kamerası için de geçerli. İşte gece modu, panoraması, gece modu çekimlerinde de çok beğendiğimi söyleyemem. Hani ister 48 megapikselle çekmiş olayım, ister normal çekmiş olayım. Hani düşük ışıktaki çekimlerini açıkçası beğendiğimi pek söyleyemeyeceğim dostlar. Yani size şu şekilde izah etmeye çalışayım. Mesela bu gece çekiminde 48 megapiksellik kamerayla çekilmiş bir poz.
Ki bunu ben hani bilgisayara da sadece fotoğraf olarak da aktaracağım. Hani telefonda net görünmediği için. Yine bu da gece olarak çekilmiş bir başka poz. Yine bakın burada da gece olarak çekilmiş bir başka poz var ki telefonda bile çekildiğinde şu kısımlarda bir kumlanma söz konusu. Bunların kimisini profesyonel ayarlarda çekmeye çalıştım. Çünkü cihazın pro modu da var. Hani isterseniz profesyonel olarak da çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada onu da göstereyim. Hani burada istediğiniz gibi enstantane ayarları, objektif ayarları, işte çeşitli ISO değerleri vesaire bunların hepsini kullanarak da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama şimdi gelin dürüst olalım. Yani çoğumuz açıkçası profesyonel fotoğrafçı değiliz. Hatta çoğumuz amatör fotoğrafçı bile sayılmayız. Genelde yaptığımız şey ne? Telefonun kamerasına girmek, gülümseyin deyip poz vermek ya da anlık birkaç saniye içerisinde fotoğraf çekmek. Ki bu bağlamda hani 2 saat bunları ayarlayacağım, edeceğim, fotoğraf çekeceğim falan. Yani bu cihaz o işin cihazı değil. Tamam burada menüler var ama yok yani. Performansı bana göre hani gece modu yapmışlar. Evet okey gece modunda da fotoğraf çektim. Yani aynı fotoğrafı hem gece moduyla hem işte profesyonel modla hem 4K moduyla çekmeye yani pardon 48 megapiksellik moduyla çekmeye çalıştım. Ama maalesef nasıl çekersem çekeyim hep kumlanmalar oldu. Bunların dışında dostlar cihazda evet çok güzel bir özellik daha var ki bu özellik Redmi 8'de maalesef yoktu. Redmi 8 sadece 1080p video çekimini olanak tanıyordu. Bu üründe 720p'den başlıyor. 1080p 30 ve 60 FPS videolar çekiyor ve bunun dışında 30 FPS 4K video çekim özelliği de var. Evet var. Güzel bir özellik ama şöyle bir dezavantajı var bunun da dostlar. Maalesef 7 dakikadan fazla 4K videosu çekemiyorsunuz. Hani böyle bir dezavantajı var ürünün. Hani özellikle yayıncılık yapmayı düşünüyorsanız bu özellik pek de kabul edilebilir bir özellik değil dostlar. Çünkü hani biliyorsunuz ki benim gibi amatörce yayıncılıkla ilgilenen arkadaşların en büyük problemi kaliteli bir kamera olması. İşte bu yüzden çoğunlukla ben de dahil olmak üzere herhangi bir profesyonel kamerayla değil, telefon kamerasıyla bu işi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hani eğer ki 48 megapikselini aldanıp da 2000 liranın altı işte bir cihaz bunu alayım, buna güzel videolar çekerim işte o 4K'da çekiyormuş, ışığı da güzel ayarlayınca çekerim diye düşünüyorsanız onun için de şu anda ben konuşurken dönen videoyu izlemenizde fayda var. Eğer ki sizin niyetiniz hani 2000 liraya kadar bir ürün alayım, İşte hem güzel kaliteli videolar çekeyim, ben biraz yayıncılığa heveslendim diyorsanız yani tercihi size bırakıyorum. 7 dakika kadar da video çekmesi 4K'da gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Hani bunun nedeni cihazın hafızasından ya da hafıza kartının olmamasından değil, cihazda 128 GB'lık dahili depolama var. Yani herhangi bir şekilde bunun neden bu değil ama çekmiyor. Öyle bir sıkıntı var. 60 FPS 1080p'de video çekmek istiyorsanız evet bundan yana sıkıntı yok. Çekebiliyorsunuz. Fakat odaklanma kısmında özellikle objeleri çekiyorsanız odaklanma kısmında biraz sıkıntılar var. Odaklarda ürüne odaklamakla diğer alanlara odaklamak arasında bir arada bir sapıtıyor makine. Bu bağlamda ister istemez devamlı hani çekmek istediğiniz ürüne doğru odak yapmanız gerekiyor. Hani bunlar da benim açıkçası sevdiğim özellikler değil. Özellikle amatörce video ve fotoğraf çekimleriyle ilgileniyorsanız ya da yayıncılık yapmaya çalışıyorsanız açıkçası bu ürünün çok da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama genel itibariyle bu ürünü sevdiniz mi diye soracak olursanız, evet bu ürünü genel itibariyle beğendim. Genel itibariyle şunu da ifade edeyim. Sadece bu ürünün kamerası olarak değil, işte Oppo gibi, Huawei gibi ürünler var. Bunlardan kimilerini hani tıpkı bu ürünü alıp incelediğim gibi alıp inceleme fırsatım oluyor. Kimilerini işte arkadaş, eş dost ortamında ya da teknoloji marketlerde inceliyorum. Ama maalesef şunu ifade edeyim ki yani o değerler sadece kağıt üzerinde olan değerler. Ürünü satabilmek için yaptıkları değerler. Ya onun dışında da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Kamerasını özetle beğenmedim. Yani 48 megapiksel olduğunu
Evet, 48 değil mi? Hani acaba dedim ben mi yanlış gördüm diye düşündüm de 48 megapiksel olduğunu ifade eden bir ürünün video çekimlerinin hani güzel ama vaat edildiği kadar çok olmadığını, hani o megapikselin hakkını vermediğini düşünüyorum. Evet dostlar, genel olarak değerlendirmek gerekirse ürünü beğendim. 1800 ila 2200 TL arasındaki bir fiyata alınabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Güncel işletim sisteminin olması büyük avantaj. Bir değil, aslında bu cihazı aldığınızda bir değil iki cihaz almış oluyorsunuz. Çift sim kart kullanan, yani iki hat kullanan biriyseniz. Bu bağlamda evet artısı olan bir cihaz. Yani evet, bir iPhone'a göre ya da bir işte amiral gemisi olarak nitelendirilebilecek markaların ürünlerine göre evet artıları olan bir cihaz. Ama o artılar hiçbir zaman iş gerçekten performansa kaldığında, iş gerçekten kaliteli video ve fotoğrafa kaldığında yeterli olmuyor. Hani bunu da bilmek gerekiyor. Sapla samanı biraz karıştırmamak gerekiyor. Videonun burada sonuna geldik dostlar. Bana destek olmak için videolarımı çevrenizde paylaşır, beğenir, yorum yapar ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler dilerim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.